İbo, aldın mı? Adam duydum mu? Allah kahretsin. Gel bakayım. <laughs> ne aldınız? Oğlum kulağımdan hiçbir sikim duyamıyorum ki. bu Kulağıma bıngır bıngır veriyor. Gel bir kameraya göstereyim seni gel. Ama benim sana sürprizim vardı onunla geleyim mi? Döner mi? Ne bu döner? Ya bu döner. Tamam. Bir de sürprizimle geleyim. Tamam sürprizinle gel. Hiçbir şey olmamış gibi gel. Ne sürprizin var lan acaba? Gelin. Ya şöyle bir şey var. Kula Kulağıma çok müzik sesi geliyor. Kapalı bir de. Adam kapıda gelmiş. Kapıya kadar gelmiş. Adama bağırmış gibi olduk ya. Ne yapıyorsunuz? Saça bak. Hocam bir dur ya. Bir bir sakin kal ya. Tamam bak. Her yere bak. Arkadaşlar. Oğlum acayip değişik bir yere gittik geldik. Dünyanın öteki ucuna gittim geldim. Farklı bir bölgeye gittim geldim. Niye böyle bir şey yaptık? Durup dururken neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Ama... Uçak fobimi yendim. Uzun yolculuğu yendim. Uçakta ben birazcık korkuyordum. Bindik. Onu yenmiş oldum. Yılanlardan korkuyordum. Orkun'un vid videosunu ayağına yılan kafeye gittik. Abi O yılan var ya buz gibi ya. İnanılmaz soğuk. Yılan fobimi yendim sayılır bir miktar. Yine hala görsem selam selam da yani. Bir miktar yılan fobimi de yendim gibi oldum. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Full kas. Full kas yani böyle sürünürken böyle içerideki kas kütlesinin oynadığını hissettiriyor böyle var ya inanılmazdı ya. Acayip buramda bir de benim vücudum böyle sıcaktır tamam mı? Sıcak kanlı bir insanımdır. Yılanlar da sıcak ortamı çok severler. Abi benim vücudumda Orkun'dan bana geçti yani bende takılmayı daha çok sevdi. Bir ara ama böyle atak yapıyordu böyle kaldırdı kafayı atak yapıyordu dedim. Ben de çatal dil olduğu için ben de orada muhabbet ettim. Konuştum. Orkun'la çok hoşlanmamış. Başka neye fobim var? Daha bir fobim kalmadı abi. Gerçekten daha bir fobim kalmadı. Ya ben Amerika falan filan diyordum ki ulan çok uzak abi ya. Yani okey güzel hani gidilirse gidilir belki falan filan kafasındaydım ama hani gitmem diyordum anladın mı? 12 saat uçak yolculuğu çekilmez. Bir de okyanustan geçiyorsun falan filan diyordum. 11 saat yol falan gidilmez diyordum. Abi e 13 saat gittik Japonya'ya daha uzakmış daha uzağa gittik bir indik abi her yerde ne oluyor lan? Geleyim mi? Gel. Merhaba. O ne oğlum? Şimdi şöyle çok güzel şekerim var sana. Nasıl yani? Baya güzel. Şeker? <laughs> Öyle değil. Ne oğlum Tabii. göster bir kameraya bu ne ya? Şöyle bir şeker baya güzel yiyenler kesin vardır de yok yurt dışından. Ne kanka bu? İsim vermeyeyim ya. Ama bir tadına bakman lazım. Olayı ne yani, yani şeker yedikten sonra? Ağızda o kadar lezzetli bir tat bırakıyor ki böyle 24 saat gitmiyor o tat. Mesela ben yiyebilirim güvenmiyorsan ilk. Ye lan. Tamam. Biraz hmm. eğil oğlum görünmüyorsun eğil. Güzel mi? Baya güzel. Denemen lazım. Tamam çıkar ağzındakini yiyeceğim bunda bir şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Benim <gülüyor> hayata güvenim bu kanka artık bu saatten sonra. Çıkar onu yiyeceğim. Tamam. <laughs> yedin yuttun yedin mi? Oğlum bu kimden geldi ya bu? Ben kendim aldım. Nereden aldın? Sırf sana yedirmek için. Nereden? Azdırıcı falan bir şey mi? Ne bu? Ya ye abi sen. bu. Güzel değil mi? Ne kokuyor lan bu? <laughs> bir şey, bir şey kokmuyor. <laughs> bir şey kokmuyor abi. Geçin <laughs> İbo e, ne bu ne? <laughs> abi ekşi şeker. He? Ekşi şeker. Ekşi şeker değil sen mami üstüne sıçmış mı şekerin ya? <laughs> ne aroması var oğlum bunda? Blueberry. Yani? Blueberry falan değil Karacım. abi. Kara üzüm. Ya değil kardeşim kara üzüm ya. Lanet Karacım. olsun. Puh, lanet olsun ya. <laughs> havattan duruyoruz mami orada hiçbir şey olmadı. Mami çağırsana. Mami gelsene bir buraya bir. Mami. Oğlum çorap kokuyor ya. Bir pis ayak kokuyor ya. Çeker. Abi yedim mükemmel ya. Mami. Geldi. Gel bir, bir şeker var. Şeker yedim sana gel. Bu ha yeni tarzın mı? O? Ha, yeni tarzım. Styling'in mi? Ha. Gel bir gösterelim styling'ini gösterelim gel. Gel. Merhabalar herkese. <laughs> Merhabalar. Evet. <laughs> Mami bu ben şeker de... ne dostum? Normal şeker ya ben de yedim iki tane. Oğlum siz mal mısınız bu? Yenecek bir şey değil oğlum. Vallahi güzel. Vallahi bir kutu bitti. Bana niye böyle peçetede de getirdin kutusuyla ya getirmedin? Ya şeyde getirecektim. Kutu görünmesin diye getirmedim kutuda. Kapkam Re... nasıl abi? Güzel olmuş şapkan. Bayağı keyifli bir şapkaya benziyor. Eyvallah. Ne oldu? Hayırdır? Bu şapkanın olayı ne? Hoşuma gidiyor ya. He? Hamur şapkasını arıyor abi haftadır. Kimilerinin zoruna kimilerinin hoşuna gidiyorum bu şapkayla. Hadi kanka siktirin gidin şimdi ben <laughs> ilk yayınımdan doğru. <gülüyor> çay. <gülüyor> He? Çay. Çay demlemediniz ki baba. Tamam demleyeyim. E niye çay diye söylüyorsun oğlum sanki hazırmış gibi <laughs> madem. Lan orada. var da. orada dediğin çay. Üçte demlendi o çay ya. Dün demledim ben o kaldıkça güzelleşiyor ama. Lan oğlum dünkü çay içilir mi? Mami'nin yeni tarzı bu arkadaşlar. Bundan evet. sonra böyle. O ne? Ha, bundan sonra böyle. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Orada bir şey yazıyor <laughs> oğlum ona bakıyoruz <laughs> ya. Ha, salak abi, sen abi, şey. ne işim olur amına koyayım salak mısın? <laughs> Kendini bu kadar bir orada görmen de yani birazcık ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi diye. Yapıyor? Ne yapabilirim oğlum bana bak. Yok ya yani, haber ver benlik sorun yok. He. Ee, ne yapıyorsunuz? Mamiye talip olmaya geliyorum. Mamiye 2 3 kişi Kişi Instagram'dan yürüdü galiba nasıl bu şapka sarıldı. <laughs> Kendini daha havalı ve iyi hissetmek için. Ben daha baki bir çocuğum. Baki. Baki. Bakinin anlamını biliyor musun sen? Evet. Neyi? Erkekler baki, kızlar bakire. Olmuyor mu? Kanka. Şimdi. Öyle host hostes mesela. Hemşire hemşire. Öyle değil mi? Bakir, Yok bakire. baki öyle bir şey değil. O bakir senin dediğin bakir. Ha, evet diyorum. Aynen. Şimdi bir şey diyeceğim de neyse. Okey teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz burada nerede? Sen yağmurda kaldın. Sen Samet'te kaldın. Evet. Sefaköy Apart. Sefaköy Apart. Çay. Dostum yeter la bu bardağı koyma artık. Be bir, haftadır bunda çay içiyoruz amına koyayım. Yeter başka bardak <laughs> yok mu ya? ya her çay vereceğin aynı bardağa götürüyor çay koyuyorsun kanka. Yeter lan yeni bardak çıkart amına koyayım ya. Allah Allah. Saça bak koptum amına mı ya. Kopa buna koyayım ya hemen. Dur bir dakika ne koputun ya. Bir saniye ya. Şu ekrandan ben bir kurtulayım abi şuraya geçeyim. Oh be. Evet, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Vallahi özlendi ha şu şu ortam özlendi. Hemen bir adaptasyon süreci yaşayacağım. Geldim geleli de oturmadım bilgisayarın başına. Yani oturamadım. Eee Uçuşumuz jet lag'deydim de ben daha hala çıkamadım jet lag oldum ben. Hala jet lag'dayım. O yüzden herkes kelimelerine, cümlelerine dikkat etsin. Jet lag'da olduğum için hani ne yapacağım belli olmuyor şu aralar. Ve o yüzden de şeydi. Ama keyifliydi ya Japonya. Harbiden çok keyifliydi ya. Vallahi güzeldi ya. Değişik bir dünyanın diğer tarafına gittik, geldik yani. Orada başka bir dünya tabii onlar kendi dünyalarındalar biz başka dünyalardayız. Özledim yemin ediyorum Discord'u falan özledim ya. Yemin ediyorum sizi özledim Discord'u özledim. Çok yorucu değil oğlum 17 bin 16 bin 18 10 20 bin adım attım ya günde. 20 bin adım at. Bir daha gider miyim peki? Şöyle ee, Sakura döneminde gidilebilir miş Sakura döneminde çok renkli ve çok hareketli oluyormuş gidilebilirmiş ha ben gider miyim bir daha belki giderim yani bir daha belki gidilir bir daha belki gidilir yani ee, eyvallah. Abi vallahi senin taşaklarını ömcüklerim ya. Vallahi gittin yayın yapmasını düşünüyordum. Harbi sözünde durduğun için sağ ol. Vallahi harikasın ya. Sağ ol. Vallahi canımsın. Vallahi aşkımsın. <laughs> kankaçım ben de çok mutlu oldum ki. Benim için de çok keyifli oldu. Ee, ama orada şöyle oldu. Günde 3-4 saat falan uyudum. Geceleri de bu yayın setabını düzeltmeye çalıştım. Şimdi orada internetlerde şöyle bir şey var. 5G internet var ama benim cihaz 4G'ymiş. Dolayısıyla 5G'yi kullanamadım yani oradaki 5G'yi. Öyle bir sıkıntı oldu yani. Bayağı yorucuydu ya. Yorucuydu. Ama keyifliydi, güzeldi. Cem de sağ olsun mesela ta oraya gittik. Buradayken Discord'a da gelmişti zaten, konuşmuştuk. Ben zaten Cem'e de dedim. Oğlum dedi, senin başının altına çıktı. Ben senin videolarını izledikten sonra bizim chat gaza geldi abi git falan olduk yani. Ondan sonra gittim yani dedim. Cem Kuna da buradan. Çok selam olsun, kral çocuktu. Vallahi helal olsun. Bizi geldi, hiç yardım, yani yalnız bırakmadı, yardımcı oldu her zaman. O da keyifliydi. Şimdi böyle bir yabancı bir ülkeye gidince bir de İngilizce de bilmiyorlar. Diyeceksin abi sen de bilmiyorsun. Ulan ben bilmiyorum evet ama ben anlıyorum en azından. Karşımdakini anlayabiliyorum. Evet kendimi ifade ederken bazı sıkıntıları yaşıyorum. Pratik, pratik yapmadığım için. Ama e, bunlar da yes no bile yok ya. Okey bile yok abi. Trink. Yani sen o trinke gülmeye devam edebilirsin dostum ama o trinkle ödedim ben işte onu. Çünkü bakıyor kart var elimde bakıyor abi işte kart var bunu ödeyeceğim demektir bu başka neyle ödeyeceğim. Bir de o mekandaki kız abi çok agresif bir kızdı. O fena böyle biz içeri girdik oturmadık içeri ya oraya oturacaksınız dedi oturmuyorum dedim ya. Sonra dışarı çıkarın da bize çok kuruldu ayar oldu acayip sinirlendi bize o yüzden de çok şey yapmak istemedim. Abiciğim İngilizce bilen yok bilen. İngilizce öğrenilmeli. Kesinlikle İngilizce öğrenmelisin. Ama adamlar bilmiyor İngilizce. Onu söyleyeyim sana. Ege mesela bir İngilizce konuşuyor. Gramerli muramerli bilmem nele. Yok abi anlamıyor adam. O kadar konuşursan yardımcı da olmuyor sana. Korkuyor çünkü. Sen de bilmiyorsun. İşte ben Japon muyum lan yoksa acaba? Asaki. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Aleykümselam moruk. Aleykümselam. Ne yapalım? Seni bekliyoruz. Nasıl? Özledik ya. Harbiden özlendi ha. Şu ortam özlendi <laughs> yemin ediyorum araya. Özlediniz mi beni oradayken? Çok. Hem de çok. 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 Ben fotoğraf makinesi bekledim. Hayırlı olsun abi bu arada. Yeter ama bunu fotoğraf makinesi. Kız, kıskananlar da oldu çağrı. Sizin hediyeler mi? Ha, ne? ne oldu? Bizim fotoğraf makinesi var. Hiç gerek yoktu ya çağrım. <laughs> Abi size şimdi orayı ben anlatayım. Bak neler geldi Hı. başıma sen sorma ya. Benim şimdi abi sizin hediyeleri... hediyeleri bak işte Aa, Aynen. Anladım. Anlatayım yine de. Hani çok zorlanacaksın. De, şey de anlatayım? Şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Dedim ki bu arkadaşlarıma, kardeşlerime ee, dedim ki hani elim boş dönülmez bir şeyler alayım. Bir tane bavul aldım tamam mı? Sadece Hı. size hediye almak için. Ne oluyor lan? Lan kırmızı kot var şey. Yıldırım çakıyor. Dedim ki size dedim ben hediyelerin ayrı bir bavul yapayım. Ama Yağmur sana neler neler aldım. Neler neler? Oy neler neler aldım hepinize. Mete 53'e bile aldım yani öyle söyleyeyim sana. Abi sen tut onu bavulu. Benim bavul karışmış abi. Brezilya uçağıyla karıştırmışlar. Benim bavul çıkmadı. Benim hediye bavulum çıkmadı. Ercan sana Çok kılıç iyi. almıştım kılıç. Ya kılıcına... Sizin bavul Brezilya'da mı? Sizin bavul Brezilya'da evet Ah lan Tanavale Brezilya'da şu anda sizin bavul ee, Nesrin giderse Brezilya'ya gitmeyi düşünürse Nesrin Ben ona konumu vereceğim Bir şeyi alan adamla irtibattayız Brezilyalı Bana ne almıştın abi? Sana ben ne aldım? Sana ne aldım biliyor musun? <laughs> sana yapay zekalı Beyin aldım Aha Teknoloji var abi. Kulaktan ittiriyorsun içeri sokuyorsun ya, beynine hadi. kadar. Ondan sonra o muhatap. Arkada kim bağırıyor? Ne oluyor lan? Aha Erhan Karaman'ı bile özlemişim Aynen. ya. Erhan Karaman. Şu ses ya abi. Şu ses <laughs> ya. Karaman fotoğraf makinesi diyorsun. Bak yeni lens aldım oradan. Nasıl? ikinci el abi lens ama abi, sıfır gibi. Yayın sonrası seninle küçük bir toplantı yapmam lazım. Harbi ciddi bu sefer. Neden lan? <laughs> bir sorunlar var. Ne olmuş oğlum? Ne sorunu var ya? Var abi, bir sorunlar var, bir şeyler var. Söyle bakalım, yaz bakalım e, Discord'dan Arka sonra. taraf titriyor ya ışıklardan dolayı. Onun azarını mı yiyeceğim ben yayından sonra senden? Niye <laughs> estağfurullah öyle değil. Kalbime dolandırıldık abimiz. <laughs> <laughs> Nasıl yani ya? Bu lensten dolayı, diğer lensin burada. Işıktan dolayı ya, ışıklar arkadaki full ya. Eski lensi mi takayım yani bu lens daha iyi olmadı yok, yok. mı? Yeni lensimiz daha iyi. Bizim bu kadro, kadro iyi. niye sürekli bir dolandırılma hikayesiyle başlıyor? Ya yok abi ben dolandırılma ben falan anladım. yok abi ya şu anda. Ya niye geliyorsun <gülüyor> oğlum manyak <laughs> mısın sen? Hayır abi dolandırılmadık ya. Güzel bir lens <gülüyor> almış <gülüyor> olduk. <gülüyor> bu kim ya bu gelen? Kim ya? <laughs> bu kim ya? Kim geldi oğlum? Ekibe yeni bir alım mı amını? Ne <laughs> ne <diyorsun gülüyor> ya amını. Ben geldim. <laughs> Ay Kolik Mert. Yeni bir anımı... anı amını <laughs> diyorsun ya. Yeni bir alım mı oldu diyorum ekibe? Hoş buldum yani. Ne, Nesin hoş geldin. Kim ki? Çağrı boy kim lan? Aslan sen misin lan bu? Kırmızı listeden gelmiş bu çocuk. <laughs> Kırmızı dayı da abladım. Listelerden çıkardım. Bunu. Sen Çağrı boyun ikini sana yasaklamadık mı oğlum biz sana 2019'da? Bundan var abi kendimi ayrı bir hissediyordum. Bir rahatlık oluyor bu CS'de. Hadi öpüşün barışın içeri. Abi öpüşün barışım mı kaldı? Zaten geçti gitti. Sinirimiz milimiz bitti gitti ya. Aha bitmiş Hasan. Hasan kaldı yerden devam mı görevine? Japonya'dan hediye getirdim. <laughs> Gözünle mi gördün onu? Öyle mi anladın yoksa ben söyleyince mi anladın? Gözümle anladım. Hee. Ama bir sıkıntılar var sanki. Ne gibi? Sol tarafın ışığını bir kıssana abi. Dostum insanları kitleme şimdi sol tarafın ışığı sağ tarafın bilmem nesi falan diye tamam mı güzel kardeşim? Hiç kitleme. Abi şu salam bir sik yok sen karışma bir şey gayet iyi. <laughs> Çağrı sen yokken yine dolandırıldı. Dolandırılmadı, da hacklendi. Kime dolandırıldı? E-Devlet'e hack hacklendi. Bunun <laughs> organ bağışı yapmışlar E-Devlet'ten. Her şeyini bağışlamışlar. <laughs> Araselo modlar bu bitler niye çıkmıyor? eee mami stream elemensi bir şey yapsana dostumsu bakayım eee şeyler çıkmıyormuş bitler bana geliyor da ekrana çıkmıyormuş yani eee burada ne var ne yoktu ama aslında ben Japonya'yı anlat de... Japonya'yı eee bir şey söyleyeyim mi Japonya'ya gittim ya normalde ne beklersin ee, şey yaparsın tamam mı? Bir hafta yayın açmaz bu falan olur. Oraya gittim abi. Dört yayın yaptım. Normal evde olsam da dört yayın yapardım ama çok yorucuydu. İşte dönünce bu sefer yayın yapamamış oldum. Öyle dengelemiş olduk yani. Neler aldım? Abi aslında çok bir şey alamadım ya. Kendime de çok bir şey alamadım. Sadece işte e, birkaç tane mobil yayın art geliştirecek birkaç bir cihaz baktım oradan. Bir tane wifi modem aldım falan filan işte. Bu şey lensman aldım. Küçük küçük böyle işte küçük yiyenlerimi oyuncaklar aldım. İşte küçük küçük figürler aldım böyle. onlar ee, kaybolmadı demek ya bavulcu. Onlar öbür bavuldaydı işte. Onlar bu bavuldaydı kaybolmadı. <laughs> ee, aldığın hediyeler kayboldu. Evet Nesrin Brezilya'da. Seni Brezilya'ya gönderip Brezilya getirebilir gitmiş. misin hediyeleri? Olur gönder beni ben alırım. Tüh ya. Yok Küçük çaplı bir şeyler aldım. Ya bavul problemim vardı biliyor musun? Birazcık amatörlüğüme denk geldi. Buradan yüklü gitmişim yani. Çok fazla şeyle gitmişim. Dönerken de çok şey oldu yani. O öyle bir problem oldu yani anladım. anladın mı? Birlikte tatile gideriz diye bize bavul mu aldın? Özge'den bize gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Özge'cim çok teşekkür ederim date için. Nasıl anlamadım size? Birlikte tatile gideriz diye bize bavul mu aldın? Ben anlamadım biraz karıştı hmm. bende. O hiç anlamamış. Ben yokken Mert komedyenlik <laughs> sektörüne mi soyundu? <laughs> Öyle Sanat mi? Sanat için soyunurum. Sanat için mi soyundun yoksa ne işi soyundun? <laughs> Arkadaşlar vallahi gittik orada. Temple'a falan gittik. Ben açık konuşayım. Güzel bir... Temple. Ha, orada birkaç tanrı vardı. Böyle bir yüzlerce tanrı vardı. 20-25 kişilik bir ekiple kendimizce güzel bir şey bulduk tövbe estağfurullah. Katılmak isteyen arkadaşlar. <gülüyor> Mami, <gülüyor> Mami katılmak isteyen arkadaşlara mesaj yoluyla ulaşacak. <laughs> max 30 kişi. He. Yo Max 30 kişi değil. O tayfa hiç ayrılmayalım dedik. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Öyle yapalım dedik yani. Evet güzeldi. Akura zamanı, Sakura zamanı. Abi durun bir Sakura zamanı falan. Dur ben mi oturayım ya? Günde 15 bin adım attım diyorum ya. Günde 15 bin adım yani. Benim normalde normalim günde 50 adım adımdı amına koyayım yani mantı mantıken. Günde 50 adımdı. 15 bin adım attım. Kilo verdim mi? Kilo veremedim abi herhalde büyük ihtimalle. Aynı gittim aynı dönmüşümdür. Birazcık kilo vermişimdir. Belki bir çok azıcık yani. Vermişsin bu arada ya suratına baksana. Yok sakallar kesildi diye de gözüküyor olabilir öyle de. Az bir şey belki kilo vermişimdir ya. Kobe eti yiyemedik. Kobe etini öyle bir saat aralığında yapıyorlar ki. Hani denk getirmen lazım abi. 9-11 arasında Kobe eti yapıyorlar sadece. Ama Wagyu eti yedim mesela. O da hemen hemen ona benzerdi. Yani benzer olmasa bile en azından Wagyu'yu yemiş oldum. O güzeldi mesela. Ağza bak. Ramen çok yediniz. Ne var ağzımda? Ramen yedik çünkü orada başka alternatif de yok yani. Egem Egem'in iştahı çok yerindeydi. Maşallah vardı Egem'in. <laughs> Harbiden. Ee, şeydi bizim bak oranın en sevdiğim yeri neydi biliyor musunuz? 7 24 açık. O 7-11 marketleri vardı ya, Family Mart falan. Onlar 7 24 hmm. açık. Gerçekten mesela Türkiye'de de öyle yerler olsa İstanbul'da, Türkiye'de. Eee Saat kaçta gidersen git. İçeride her zaman yiyebileceğin, arka tarafta pişirebilecekleri bir sistem de var. Gidiyorsun oradan ve belli araçlarla işte sıcak nugget yapıyorlar, tavuk yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Daha çok onların kültürel domuz eti falan da yapıyorlar da ben domuz eti de yemiyorum. Ee, alkoldü, içkiydi, sigaraydı, yemeydi. her şeyin olduğu ve 7/24 açık yerler var. Ve bizim otelin yanında da bir tane vardı. Her dönüşümüzde Egem'le girdik orada bir şeyler aldık odaya öyle çıktık mesela. O çok hoşuma gitti. Çok güzeldi yani. Değişik şeyler yedin mi o marketten bunların özel böyle ceribonları falan oluyor ya. Değişik şeyler eee sanki en domuz eti yemiyorsun da mesela? helal et diyorsun. Helal et mi yiyorum? Domuz eti yemiyorum da helal et yiyorum. Helal kesim diyor. Helal kesim He. Yapmıyoruz be abi. Araştırmıyoruz bu abi <laughs> önümüze ne koyunca yiyoruz bu abi yani anladın mı dediğinin haklısın yani araştırmalıyız aslında <laughs> öğrenmiyoruz bu abi araştırmıyoruz abi ondan oluyor yani anladın mı Allah sizi de Müslümanlıkla şereflendirsin inşallah <laughs> Amin. Abi Japonya 10 üzerinden kaç versin baba adamlar net tamam mı dik net Karşıdan karşıya geçilecekse sağına soluna bakmıyor kırmızı ışık yanıyorsa duruyor Bomboş. Şu kadarcık sokak aralığı var ya. Şu kadarcık sokak aralığı var. Geç ya. Üç adımda geçerim ben ya. Hadi onlarınki iyi. On iki adıma diyor. Benim üç adımım. Ama olsun. Üç adımlık yer ya. Kırmızı ışık yanıyorsa duruyorlar abi. Medeniyet dediğimiz olay var büyük ihtimalle. Bekliyorlar abi. Mesela ben bir kere geçtim. Kırmızıda. Ben zaten sabaha karşı yani. Geçtim. Bir, bir grup vardı yanımda. Anlam veremediler mesela anladın mı? Mesela oradan bir ürün alıyorsun, tekstfire alıyorsun. Sana kapalı kapta veriyor. Diyor ki bu ülkede kullanamazsın diyor bu ürünü. Kullanamayacağını düşündüğü için de sana ağzı kapalı bir poşette veriyor bunu. Zannediyor ki bunu açmayacak bu. İşte onlar açmıyor ama sen açıyorsun. Böyle bir farkımız Oğlum, var. ne aldın lan? Kapalı kutu. Abi abi ne aldın ne ki? Yasak mı orada? Yasak değil ya. Yasak Mergesi değil. Yapayım. Yasak değil. Şimdi sen oradan siz alıyorsun ya. Tamam. O ülkeye vergisini ödemediğin için Ha anladım. Onu orada kullandırmıyorlar. Anladım. Anladın mı? Hı -hı. Ama şimdi biz de mesela Ege'ye Nintendo almışık, öyle verdiler falan açtık baktık abi yani anladın mı? Şeyine baktık yani kurulumunda bir hata bilmem ne olursa diye korktuk baktık yani otelde. Orada kullanmaman gerekiyor. Ama bunun için aldığı önlem çok basit. Ağzı kapalı poşetle veriyor. Kullanmayacağını düşünüyor. Geri başka bir şey yapmıyor anladın mı? En <laughs> bunu da alsaydın Japonya'dan. Lazım Oğlum anasının ya. nikahı bir para ya bu. Bu lazım abi bize. Alacağız alacağız. Ya niye o lazım kardeşim ya? Niye lazım Hasan? Bak sen bundan nasıl zaten çekinmek kim sen unut kardeşim bunu. Sen mezun olana kadar <laughs> yok abi senin. Sen mezun olana kadar senin teknik olaylarla alakan malakan kalmadı Hasan'cığım tamam mı dostum? Git lol oyna amına koy başka bir şeylerle ilgilen. Hasan birkaç şey söyle lan. Enstantane falan söyle. Ya ne enstantanesi ya? Şimdi sen ne inanılmaz bir... Unanılmaz ne lan? <laughs> Aa bugün uno var. Kafam gitti ha. Bazen Japonca'ya kayıyor. İçer o Ali Gavato kız var diye. He. Ali Gavato o öptü, mu? O öptü mü? Yok uzaktan mı öpücük attı? O kanka böyle diye. yaptı. Onun dili uzuyormuş tamam mı? Kulağımdan böyle girdi ha buna. Öyle de kapattı. Onun dili uzayan <laughs> bir dilmiş. Öbe. Oğlum ne çabuk çay demlendiği bu bak. <laughs> Zaten demi var. <laughs> Ya sikeceğim zaten demiri. Ya üçte demlen ne olur ay, o çay. Sikeyim ay. demiri. Dök üç, hepsini yeniden ay, demleyelim ne olur ya. Bayat çay mesela. Ne olur ya. git musluk suyundan demle amına koyayım yeter ya. Ama ağzına kadar doluydu abi ya. Abiciğim bak o dem sen hayal... Oğlum siz şaka mısınız ya? Gö ver bir dakika ver. Ver. Japonya abi, öncesine kalma bilmiyor sürekli ya, dolandırılıyor. Bayat çay. Harbi mi? Oğlum üç bak. Güzel kardeşim İbrahim'cim. Ben zaten sana çay demle dediğimiz zaman orada zaten çay demli hazır bekliyor. Suyu da var altında. Gidip koyulabiliyor zaten o. Sen şimdi demleme aşını nerede yaptın? Altına su mu koydun? Alttaki suyu tazeledim. <gülüyor> 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 Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. <laughs> Ve sen böyle çay demlemeye devam ettiğin sürece gerçekten hiçbir yerde bak. Öyle söyleme. övgülerin tek adresi olursun. Oğlum mevzu alttaki zaten su su Bu. Al... E, su bayatlamıştır diye tazmin Lan edin, su bayatla... Su Suyun bayatlayabileceğine inanıyorsun da üstteki çayın niye bayatlayacağına inanmıyorsun ya. <laughs> Demiş Nasrettin Hoca. <gülüyor> abi... <gülüyor> Bak bu şimdi yoklukta gidecek bu şey mecburum ben şimdi. biraz sıcak gelsin işte. diye boğazıma bunu biraz içeceğim ama harbiden Kaka çok bayağı. Şimdi sen de soyunmuşsun harbiden. biraz çağrı. Soyundum sen de hazırlan geliyorum. <laughs> tamam. Yok sana demiyorum. Sana ama şey. bileyim. Ee, Alta suyu altta kaynadı mı tek tek ilerleyelim? Kaynadı. Kaynadı. <laughs> Üstünde ne var şu anda? Dem var demin poşet çay var dört tane. O ama dün attığımız. Dün Bugün... attığımız değil yok yeni ağzına kadar doluydu. Bugünün çayı. Abi bugünün çayı dediğin zaman çok büyük bir zaman dilimi aralığından konuşuyoruz. O öğleden sonra demlenen çay saat 10 oldu amına koyayım on buçuk saat şu an. Sen ne yap biliyor musun? Ekstra bir poşet atayım biraz daha su koyayım. Aferin. Ya yani boy döksene çak. onu. Ha, bu amuna koymak ne kadar hızlı anlıyorsun. <laughs> Kardeşim bak üstteki demlik kısmı var ya. Onu git çöpe at. Demliği. Demlikle beraber at yok. Sen onun içine dökmeyeceksin. sen onu demlikle at yoksa sen onun içine dökmeyeceksin. Bak ne yap biliyor musun? Sen onu dök abi. Komple <laughs> hepsini dök. Alttaki suyu da dökeyim. Alttaki suyu karıştırma. Üsttekini dök abi. İçine şöyle bir çalkala falan filan. Sonra alttaki sudan üstteki yine tekrar şey yap. Git oradan içine 3 tane at üç tane ha üç tane poşet at temiz demleme temiz kurulum ya e bu ekşi şekerden de atsana İç, ne Madaba. yapacaksın ki bunu içmeyeceksin tam bu dökülür abi sen hani bunu yaparız dökeriz bunda problem yok sen ha, yenisini ya. demleme ya. şeyini yap Allah Allah 7 tane reklam mı geldi abi siz bu yayın ayarlarını mı değiştirdiniz ben yanlışlıkla bastım ya ona yayından sonra bakarım. Yedi reklam olmaması lazım. Saatte yedi reklam. Yedi reklam değil de kaç dakika sürdüğü önemli. Ah. Abi bilmiyor bilmiyor. Mami de bilmiyordu çay demlemeyi. Harbiden, harbiden bilmiyordu. Mami de bilmiyordu yani. İbo biliyorum diye hava atıyordu bir de bize. Ben güzel demlemiştim ama çaldı değil mi? <laughs> Aa, artık Twitch öyle kendi kafasına göre yedi reklama mı çıkartmış? Vallahi, Vallahi abarttı Twitch'e bu. Öyle <laughs> mi yapmışlar bu? Ona... Bu arada Messi evet, evet. güzel demliyorsun harbiden. Senin çayına arıyoruz yani şu Aa, an. Aa, evet harbiden çok iyi daha o evdeki çay. Teşekkürler. Bir dakika azalt bence. Oğlum zaten benim 7 değildi ki reklamım ya. Google sende nasıl oldu anlat bakayım. Ben de anlatayım saatte 6 dakikaydı. İlk ilk başarıda iyiydi. Sonra bir anda herkes dedi ki reklam ne AQ AQ bir anda Twitch kendi kendine arttırıyor. Benim de saatte 6 dakika. Ama Twitch işte büyük ihtimal bu firmalar reklam veriyor ya arttırıyor kendi kafasına göre tak tak tak. Bu sapık gibi basıyor reklama diyorlar. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Abi asgari ücret artı sigorta artı yanına kalma sözüne çay yaparım yemek yaparım. GTJ. Tamam. Arada bir de böyle tost da yapabilir misin ama? Çok böyle karnımız acıktı diyelim ki senle beraber yani acıktık mesela gecenin müküründe. Dedim ki kanka hadi bir tost basalım ya dedim mesela. Onu da yaparsan harbiden anlaşabiliriz. Kaşarlar benden. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Abi bir indik Ege'nin. Efendim Mert? Bu <laughs> ne yapıyor ama? Neye korkuyorsun? Ne Mert gülerken yaklaş da e çok bize geç. <laughs> Bu kadar Tost geç. Tost mu sandviç mi? Onu ben merak ediyorum. <laughs> Tost ya da sandviç fark etmez. Peki. Çok özür dilerim. Devam edebilir ya <laughs> Mert. <gülüyor> Bu ne işte lan. hocam? Sa <laughs> şarap mı kullanıyorsun? <laughs> Yok ben de çay alıp geliyorum. Heh yaşa. <laughs> Abi Japonya'ya bindik. Her yerde hiçbir yerde okuyabileceğimiz bir yazı şeyi yok zaten. Onlar nasıl okuyorlar abi onu da anlamadım ama garip bir şey. Ege var ya tutuldu tutuldu. Abi burası nasıl bir yer? <laughs> Lan dedim daha dur oğlum nasıl bir yer? Bir yer değil ki daha bir yere giremedik yani. İndik havalarından indik nasıl bir yer? Bir yer değil daha bir yer görmedik. İlk gece gittik abi yemek şeyine. Biraz çok ön yargılıydım ben çünkü ee, o ramen değil de udon Udon diye bir şeyleri var. İçinde ama her şey var yani. Türlü. Ama çorba aynı zamanda. Deprem o hiç olmadı valla. Abi. Ramen değil abi. Udon. İçinde böyle kalın makarna şeyi de var. Ha görüyorum. Gördüm ben onu. Yumurta görüyor. mı var onda bir de? İstersen yumurtalısı da var. Yumurtalısı bilmem ne de var. nasıl çağırın? Suyu işte inanılmaz lezzetliydi. Onu diyorum yani. Harbi mi? Uçak anasını anlatayım. Harbi. Uçak anasını anlatıyorum. Uçağa bindik abi. Acil çık exit kapısının önündeyiz. Acil çıkış kapısının önündeyiz. Önümüz rahat, açık. Ee, bir tane adam vardı. Ondan rica ettik. Orkun'un normalde paraleldeydi oturma yeri. Orkun'u da yanımıza aldık. Ee, Orkun Merve'yi de business... Orkun'un business şeyinde... E, pardon. Milleriyle business'ı upgrade yaptık. Merve'nin koltuğunu da. Dolayısıyla biz arkada exit kapısının önünde üçlü olduk. Tamam mı? Abi uçak kalktı. Dakika 10. 10-15. dakika. Bizim Orkun ayakkabılarını çıkarttı. Uçaktan aldı verilen terliği giydi. Başladı açma germe yapmaya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bak, durdu açma germe yapıyor kanka. Böyle böyle hareketler yapıyor. Ayağını kaldırıyor. Koltuğa koyuyor. Çapraz şey yapıyor. Dedim ne, ne yapıyorsun dedim ya şu an. Trip e, şeye musun? girmiş. Ya oğlum kafayı yemiş. Daha dur dedim ya 15. dakika oldu amana koyayım. Dur bir birkaç saat sonra hani hepimiz açılalım gerilelim. Kanka Hı. diyor çok uzun yolculuk açma germe yapmalıyız diyor. İspurak 50 kişi abone gönderdim çok teşekkür ederim. Biz zaten dakika bir orada koptum bir de şeye koptum. Jet lag olmamam için benim uyumamam lazım dedi. Gidince uyuyabilmem için uyumamam lazım dedi. Hadi elimizde ne var oynayabileceğimiz neler var neler yok. Hepiniz dedi şey yapalım açalım. Bir FIFA mifa atalım falan gibisinden. Bunu dedi. Ben gittim. O, onun Asus şeyi vardı. Allah kahretsin marka verdim ya. Aa. Neyse biliyorsunuz. <laughs> onun Asus Game Gameboy'u vardı. Onu aldım abi benim çantadaydı. Onu aldım, geldim, bir baktım Orkun gitmiş amına koyayım ya. 8 saat falan. Mu? Ne uyumuş mu ne bayılmış. <laughs> uyumuş mu ne? Ulan o kadar açma yerme yaptı sonra gittin uyudun yani. Sonra Ege'mle beraber işte takıldık falan filan. Link var mı? Neyin linki var mı ya? Yok oğlum link. Bir dakika dur ya. Ege ile ne yaptınız <laughs> abi uçakta? Tekellüklü sandalye ve çocuk yemeği olayını anlat. Arkadaşlar onu da anlatayım. Ben burada bir ee, salaklık yapıp gitmeden önce... Bakın arkadaşlar sözümü tuttum, biletimi aldım derken... Biletimi Mami'ye göndermiştim. Mami'ye dedim ki onu kes bana gönder. Mami de Piyanar kodunu kapatmadan bana Discord'tan atmış... Discord'da da küçük ön izlemesinde gözükmüyor bir şey. Tıkladım onu ekrana verdim abi. Uçak PNR kodum gözüktü. Bilet numaram gözüktü. PNR kodum gözüktü. Ne geceydi of. Aynen öyle. Ben de aradım bu sefer dedim ki bunlar PNR kodumla bayağı telefonuma sürekli bir şeyler geliyor. Yok bilmem ne onay veriyor musun? Şöyle bir şey olan İs Burak 50 kişi abone gönder. Havalarından girdim abi içeri bilet şeyinden geçtikten sonra adam geldi. Bana özel istekte bulunmuşlar. Tekerlekli sandalye zihinsel engelli. Böyle bir talebiniz <laughs> oldu mu dedi. Tövbe, tövbe. <laughs> ne tövbe tövbe. Böyle bir talebiniz tamam, var mı yapmışlar. dedi. Oraya hizmet eklemişler amına koyayım. Tamam mı? Ben dedim ki abi ilk anlayamadım. Çünkü gerçekten anlayamadım. Kafam gitmiş oğlum bir de yorgundum falan filan. Bir gittim anlayamadım. Dedim efendim dedim hani. Buradayız ha daha bu yani Türkiye'den daha çıkmadık. Buradaki havalanından bahsediyorum. Dedi ki böyle böyle bir hizmet eklenmiş dedi yani. Sizin kontrolünüzde mi? Çünkü adam da baktı. Ben de tekerlekli sandalye oturayım neyse şaka yapmayayım. Dedim ki hayır yok böyle bir şey. Ha ondan sonra aklıma geldi. Çağrı dedi falan filan çocuktan şeydi tanıdı. Dedim ki abi izleyiciler dedim herhalde ben dedim kodu gösterdim yanlışlıkla herhalde dedim ondan yapabildiler falan filan. Tamamdır hiç önemli değil falan filan dedi iptal etti gittik. Uçağa bindik abi. Herkese normal yemek geliyor. Bana ne geldi dersiniz? Uzak doğu Olayacağım. yemeği söylemişler bana. Yo bu gidiş. Ha. Geldi Çağrı Bey sizin ekstra bir isteğiniz olmuş. Ekstra yine bir hizmet eklenmiş oraya. Neyi dedim ya? Sizin yemeğiniz farklı dediler. Bir baktım ne güzel bak onlara ne güzel yemek geldi tamam Güzel güzel. Ben de hani iştahlandım böyle hani uçakta da acıkıyor insan. Gerçi bu da bir bahane oldu yani. Denizde acıkıyoruz, uçakta acıkıyoruz, her yerde acıkabiliyoruz ya. Abi bir geldi. Lapa pilav. Üstüne iki tane yaprak. <laughs> i̇ki tane yaprak. <gülüyor> <gülüyor> Yanında <laughs> kuru soğan Böyle soğan bitkisi var ya Salçalı ekmek gelmiş Kuru soğan Bu ne dedim bir de sos gibi bir şey Ama sosu çok kötü Of ne gömülür var ya Bu dedim bu benim istikakım bu mu benim yani Yanda tavuklu makarnalı bir şeyler yeniyor işte böyle Talep oluşturulmuş dedi Dedim ki ben böyle bir talep oluşturmadım Tekrar tabi bildiğim için Ya dedim izleyicilerimiz dedim hani şaka yapmışlar falan dedim ya Bunu dedim hani versek onu alsam ben dedim o da dedi ki bu yemekler sayılı Çağrı Bey dedi. <laughs> o zaman dedi mutfaktan dedim bana bir salçalı ekmek varsa. Yok yok sağ olsun. <laughs> Ondan sonra şey. Ee... Kaldı yani yemek bana verdi. Kalır zaten dedi. Sonra verdi. Dönüşte de çocuk beni söylemişler bana. E ne güzel çok yememişsindir. Onu değiştirdim ki oğlum. Çocuk ne geldi biliyor musun? Yaramaz köfte mi önüme geldi? Öyle bir şey geldi anladın mı? <laughs> köfte patates mi? Yaramaz <laughs> i̇ki tane ama köfte iki tane köfte var. Bu çocuklara niye bu kadar az yediriyorlar abi? Çocuk menüsü de olsa koysan abi beş tane köfte oraya. Hangi çocuk doyabilir oğlum iki tane köfteyle? İki tane köfte gelmiş yanında bir tane patates var tam ortalarında. Yaramaz bir köfte menü gelmiş bana. Dedim bu mümkün değil yani bunu ben dedim bunu mümkün değil yani benim bununla bes besin sonuçta ben beslenmem lazım. Abi ondan sonra onu da değiştirdik yani. Bunu da dedim izleyiciler hani oradan ayarlamışlar. Talep oluşturmuşlar paso. Vallahi zordu. Sizin yüzünüzden ama koltuğumu falan değiştirmişler falan ya. Daha doğrusu ben bilet yenileme talebinde bulunduğum için benim parayla satın aldığım exit çıkış bileti iptal olmuş. Bir daha almak zorunda kaldım bileti. Bileti derken yani komple bileti değil. Koltuğu en azından bir daha almak zorunda kaldım. Aa. Evet. Ha, kötü olmuş o. Yo çok güzel oldu ya renk katlı hayatıma <laughs> neye kötü olsun. Nasıl bir sitese girdim biliyor musun? Ya o exit koltuğu satıldıysa sitesine girdim. Neyse ki satılmamıştı. Bir gittim abi 35 kilo bavul yapmışım. 35 kilo. <laughs> Sınır 33 mü neymiş zaten? Hani parasını da versen 33'e kadar kabul ediyorlarmış. 33'ün üstünü ee, kabul etmiyormuş hiçbir şekilde 33'e kadar kabul ediyormuş. Ondan sonra abi gittim havalarından Egem de bir tane bavul yapmış. 12 kilogram bavul. 12 kilo. Gittim bir tane bavul aldım hemen. Orada iki dakika böldüm tamam mı? O da yani havalarında en boktan iş yani ha. Gerçekten en moktan işi öyle bavul şeyini ayarlamak ya çalışmak falan. 35 bir tık abartı olmuş evet ya. Çağrı ben titreşimli penis istemişim seni aldım mı diye mi? Almadım yani aldım ama kutusunda bekletiyorum öyle söyleyeyim sana vereceğim. Ege'nin bavula koysaydın neden bavul aldın? Ege'nin bavul kapanmıyormuş. O yüzden <laughs> o yüzden sığmazdı diye bir bavul aldım. Dolayısıyla direkt iki bavul gitmiş oldum. Orada bir amatörlük yaşandı. Dönüşte de ee, oradan bir tane ayakkabı alınca benim bir ayakkabı boşa düştü. Baktım sığdıramıyorum. Ege'ye dedim. Ege dedim bak böyle böyle abi dedi benim bavullar zor kapandı abi dedi. Gittim bir tane daha bavul aldım. Toplamda oldum sana 3 bavul 2 sırt çantası. Yayınlar içinde bir tane sırt çantası almıştım orada. 3 bavul İki sırt çantası, bir tane de el çantası. Onda da ayakkabılarım var. Maşallah. Ha maşallah. Ne <laughs> el çantasını Orkunların hakkından verdim. Sırt çantaları şeydi. Dedi ki para ödemeniz lazım ekstra bavula dedi. Ne kadar dedim? İşte şu kadar. Benim dedim miller vardı. Millerle dedim upgrade yapamaz mıyız? Bavul hakkını falan filan. Ee, o da dedi ki isterseniz dedi business upgrade diyelim. Tamam dedim. Bavullara dedim ne kadar verecektim? 8-10 bin lira arası bavul verecektim. Aynı fiyata business upgrade yapınca bavullarım bedava. Bez gitti? Bavullarımın hepsini sokabiliyordum. Son dakika upgrade'de de götümüze biraz daha kaçmış oldu ama business'a dönmüş oldum. Bak ekstra bavul parası bir de kilogram başına geçtikçe ekstra daha para veriyor. Sun. Yapacak bir şey yok. Yatarak geldim bari. Dinlenmiş oldum ya. Ne yapayım? Uçak düşünce bavulun ne önemi var ki? İşte düşmezse diye götürüyorsun anladın mı? Düşünce zaten bir önemi yok. Düşmezse diye götürüyorsun. Ben Altay Trabzon'da okumaya bir bowl gidiyorum yarısı kitap. Ustad official bin bit yollamış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Japonya'dan Aha şeyler. Yiğit. İyi yayınlar dilerim de suka. Üstad v ve official. Yiğit'cim eyvallah kardeşim ne yapıyorsun lan? Özledik ha. Otel kaç para harcadım? Eee... Ama lens filan hariç yani. Neyi hariç? Lens. Ama totali soruyor kanka. Tamam bir totali sor bir de lensi söylesene. Oğlum zaten bak Hayır. uçak Hiç bileti ben kaça geldi için. biliyor musun bak. Uçak bileti biz birazcık da geçe kaldığımız için. Ee, zaten uçak bileti 45 bin lira mıydı? 44-45 bin öyle liraydı. Şey. Aynen öyle evet, bir şeydi. Evet. Gidiş dönüş uçak biletim 45 bin liraydı. Tamam mı? Ekstra koltuk parası verdim 5 bin lira 50 bin lira. Sonra bir sürü daha ekstra koltuk parası verdim 55 bin lira oldu. E, o bilette değişiklik olduğu için. E, sonra business upgrade ile 65 bin lira benim gidiş dönüşüm tamam oldu tamam mı? Tamam. 65 bin lira sadece ve sadece uçak parasıydı yani. Ama bu birazcık amatörlüğe denk geldi. Neden mi diyeceksin? Çünkü bu şimdiden mesela Sakura dönemine bilet al çok uygun alırsın muhtemelen. Anladın mı? Şimdiden alsan çok uyguna gelir. Sonra kalacak yer otel. Biz şimdi ilk gittiğimiz otelde dedim ki biz Ege'ye. Oğlum dedim burası bak çok pahalı bir otel. Ege'de zaten şeydi. Hem aynı odada kalıyoruz. Orada da şöyle bir mantık var yani. Bir tane oda tut. istersen iki kişi kal. istersen tek kal. Fiyat değişmiyor. Ondan sonra o, o otelde bir gece kaldıktan sonra bak ağlamaklı oldum. Biz başka bir otele geçtik Ege ile Daha uygun bir otele geçtik. Ama şimdiki kafam olsa şu an kafam olsa şeyde gidilebilirmiş. Mesela Shinjuku'daki bir otelle neden gitmedik anladın mı? Birazcık çünkü biz e, şehir merkezinin bir tık dışarısında bir otelde kaldık. Ve metro ile gittik. Madem öyle bir noktaya gidiyoruz. Akihabara'daki böyle merkez otellerden birinde de kalınabilirdi yani. Bunlar işte hep böyle tecrübe oldu. Bir de orada mesela şey vardı. Yayında da mesela çocuk söyledi ya biz dedi 7 kişi dedi 22 günlük şey kiraladık, ev kiraladık dedi. Kişi başı 1000 liraya kiralamışlar. Onlar da onlara da bakılabilirdi yani. Nagatomo Seko'da kalsaydınız. <laughs> o ne lan? O ses ne lan? Ne, neyin? Hangi sesin bildirimi o? Tamam bildirim geldi galiba sana. <laughs> Kime gitti ya? <laughs> <laughs> İbon'un mu? Evet. İbon'un Yadigar çamesinden gelmiş. Çağrı senin fatura geldi ne bana. Bakıyor, ne olacak canım? Ne faturası lan? Yok, i̇nternet fatura mobil yayınların attım. Geçmiş olsun. Aa dur ona ben de bakayım bari. <laughs> Yurt dışı internet kullanımı 219 bin lira. Bu mu bekle o şey, total ücrete? Bu ne amına koyayım lan? Bu ne lan? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Aklım çıktı ha. Benim faturam böyle bir fatura gelmemiştir. Bir kontrol edeyim mi ne kadar gelmiş? Abi sağ olsun internete de 1GB 1GB tanımladı. Ee, orada da patırt mesaj göre 1GB'niz bitmiştir. Yeni 1GB tanımlanmıştır. <laughs> sağ olsun hiç aksatmadan tak <laughs> Bir GB'niz bitmiştir. Yeni bir GB ye tanımlanmıştır. Bitmiştir tanımlan, Bitmiştir tanımlan. Kontrolümün dışında tanımlandı tanımlandı. ki de tanımlandı ama internet ne bok yiyecektik. Ay otomatik ödeme talimatı verdim yanlışlıkla Google. Senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağım amına koyayım bir yerlere tıklıyor. Bir şeyler oluyor. Kredi kartı. Ben ne yapıyorum ya şu an? Yok gözükmüyor. Yok faturam bin lira falan geldi. 1000 lira falan geldi ya faturam. Oradan niye at almadım? Aldım. Aldım abi. Oradan 50 GB'lik. Bu ne lan? Bu yeni mi geldi? Aa, aynen. Eskiden sabit ateşlerim vardı ya. O kalktı artık bit sabitleniyor. Artık bitli oluyor. Öyle mi? Ha. Güzel olmuş. Ne diyecektim? Oradan gittim tamam mı? 50 GB'lık hat aldım yayınlarda kullanmam için. Çünkü buradaki hatlar orada geçersiz sayıldı. Ee, üç tane öyle hat aldım. Sonra oradan bir tane modem alınca onlar bitmiş midir acaba diye artı iki tane daha aldım. Beş tane attım var. Japonya geçecek olan varsa vereyim içerisinde daha 30 GB falan duruyordur. 8 reklam yeter amına koyayım. Cem Kuna verseydin abi yolluk. Ay unuttum lan Cem Kuna yolluk verilebilir daha bu hatlar. <laughs> <laughs> Harbiden. Vallahi. nasıl ama? Oraya gidelim diyorum. Dur bir yolluk alayım lan. İki de adıma ilerisi lan. Orada alalım yolluğumuzu. Yolluk. O ama bak ben Cem'de şey hissettim yani. Ona ver abi yolluğu. Yürüyoruz da amona koyayım yani. Anladın mı? O gelir seninle gelir yani. Total kaç kağıt tuttu? Abi. 150 bin lira. Falan muştur rahat 150 falan ee, birazcık birazcık işin çakallığına kaçılsaydı birazcık daha böyle temkinli davranılsaydı ...120'lerde falan tutulurdu yani anladın mı değdi mi abi abi şöyle değdi yayın açmasaydım değmezdi yayın açmasaydım değmezdi Eee... Yayın açtığım için biraz içim rahat oldu. Yani günün sonunda işime yatırmışım gibi hissediyorum anladın mı? Sonuçta. Ben burada size verdiğim sözü tutmak için de gittim. Ama normalde gidip size söz verdim deyip iyi orada takılmadım yani anladın mı? Tabii ki onu da yaptığımız zamanlar oldu ama genellikle e, mental olarak hani bu akşam yayını kaçta açsam orada kaçta tekabül eder. Hani onun hesaplayayım. Kaç, saat kaçta nereyi gösterebilirim? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Oranın en renkli zamanını ben açtığım zaman burada sabah 9 oluyor anladın mı? Ee, 9'da da size burada hani 9'da kalkın yayın izleyin ee, diyemem. Java bayağı kıskanmış. Onunla da Kuzey Kore'ye gidelim söyleyin ona. <laughs> Kuzey Kore'ye gideceğiz. Hangimiz çıkarsa ama Kuzey Kore'den bak. Onu söyleyeyim sana. <laughs> Şimdi öyle bir problem var. Time zone çok önemli abi. 6 saat çok fazla yani. Çünkü buradaki prime saatte tekabül edebilmek için, denk gelebilmen için orada saat sabah karşı 4'te falan yayın açman lazım. Sabah karşı 4'te 5'te zaten orada artık insanlar yollara işemeye sıçmaya başlıyorlar yani o gece hayatından bahsediyorum. Anladın mı? Keşme artık sabah 5'te açıyor yeni Türklere özel. Abi o da işte bu taraftan şimdi siz orada ilgilendiniz falan filan onun da hoşuna gitti. O da demek ki o saati biliyor yani saat şeyini. Ee, ya 150K dedim de bir 50K'sını kırdım söyledim hocam. Hani öyle söyle en iyi ihtimalle yani. 150 dedim hani korkutmayayım diye. 150'nin üstüdür yani normalde. Fiyatı duyamayanlar olduysa diye. Ee, ne diyecektim? He, saat problem var. E, bu sefer şey yani. Saat kaça tekabül edersen burada kaçta izletirim yayını. Ve işte insanlar işten geldiği saat hani en erken 7'de gelseler 8'de gelseler. Burada 8'de işte orada geceki. Hani kon gündüz kontentini de mecburen vlog falan çektim yani anladın mı? Gündüz kontentini de vlogla aktarmaya çalıştım yani. Eksici mao. Geliyor sala banlasanız banlasanıza ya. Bir dakika. Tekstilci Mao. Bir yerden gördüm ama kaçırdım ya. Siz banmayın elinize sağlık şimdiden. Teşekkürler. Aha yakaladım. Ha yakaladın mı? Sakura döneme gideceğim mi? Abi gidemem ya Sakura dönemi. Çünkü tamam yeterli yani. Gittik gördük abi, güzel. Ben gidiş dönüş bilete 20 k 15 gün Shinjuku merkezde tek kişilik otele 25K vermiş. Masten için özür dilerim. Katein böyle bir şey yapacağı. Aha Shinjuku Murat. Murat da orada bizi eee denk geldiğimiz arkadaş. Murat. Abi ben gidiş dönüş bilete 20K. 20K gidiş dönüş okey abi. 15 gün 3. merkezde tek kişilik otele 25K verdim. 15 güne 25K verdin. Bizi sıkmaya çalışan mı? Yok. O değil. O bizim şeye gelen ilk Atayles e, buluştuğumuz yer var. vardı ya. Bak mesela güzel Murat'cığım güzel planlama yapmışsın demek ki. Bir de gideceğin noktayı biliyorsun. Ondan dolayı da e, mantıklı bir noktaya gitmişsin yani anladın mı? Şincuku'da otelde kalmak çok mantıklı. Çünkü bütün ortam orada dönüyor geceleri. Bütün ortam orada dönüyor yani. E? <laughs> o yüzden gece takıl sonra tekrar çık. Yayınlıyoruz bir şey yaptım mı? Yok be. Çok iyi adamdı ya. Bize karşı çok şey yapmadı Hani biz bu tarafta chatte biraz siz abartıld abarttınız abi ya. Adam hani iyi niyetle bana gelmiş. Mesela şey getirmiş anladın mı? Hani benim ihtiyacım olan ee, Powerbank falan getirmiş bana. Anladın mı? Öyle bizimkiler diyor ki sakın takma hack atmıştır içine bir yazılım <laughs> atmıştır. USB'den senin kripto şaplarına erişecek falan filan. Abi Orkun da pin pirikliydi zaten. Chat de seviyor Google bak. O şey evet, evet. O şeyi seviyorlar yani. Anladın mı? Orada ben hacklensem mesela chat şey moduna lan. Ne güzel eklendi ama işte ya kötü oldu ya. <laughs> ama adamlar Japon abi yapar abi. Anladın mı? O modda herkes. Adama da ayıp olur diye şey de yapamıyorum hani e, Bütçeti de şey yapamıyorum. Bazı gerizekalı arkadaşlar da bizim chatten gidip orada çevirip adama böyle ayıp ettiler yani anladın mı? Ama plan yapmadın diye fazladan 160k para mı harcadın? İyi kazanıyor yayıncılara. Dostum şöyle, plan yaptım ya yapmadım değil. Ben sonuçta içerik üretmeye gittim ben oraya. Ürettiğim içerik bu parayı karşılar veya karşılamaz. Karşılasın diye de yaptığım bir şey değil tabii ki. Ama ee, içerik üretmek niyetinde gittim yani. İçeriğimi de ürettim yani anladın mı? adamla son gün işte, e, sonra yazıştık biz neden Japonya? Abi onu işte çete soracaksın. Siz karar verdiniz ona. Ben diyorum ki bunu ara ara böyle başka ülkeler yapılabilir yani. Ara ara başka ülkeler. Nasıl? Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz derken Hindistan. Gelmez Sokak lezzetleri. Ya. Bir, bir ekipçe gitmeyelim mi ya bir kere çare. Geliyor mu Hindistan'a gitsek? Hadi. Ya oğlum What is bak. Your of visit? Bak ben net gelirim Hindistan'a. Bak dostum. Hindistan çok büyük bak içerik. Bak şimdi dostum. Bu Japonya konusunda da böyleydiniz. Bu o ilk Japonya konusu konusu açıldığında 15 kişi beraber. Aa ben de geliyorum. Gidelim. Şöyle gidelim. Böyle yapalım. Buraya da gidelim. Abi çok güzel olur. Gidelim. Kesinlikle ben de varım. Beni de yaz. Bunlar dendi 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 dendi. Orkun'a böyle götümün ucuyla dedim ki ya biz Japonya gideceğiz kral <laughs> ya gelelim kanka biz de gidelim kanka beraber gidelim dedi. Anladım. Burada ben size defalarca söyledim hani gidelim lan beraber gidelim falan diye. Organ dedim ya kanka ya Japonya falan dedi. Aa dedi, ben gitti, gittim dedi oraya Merve'yle çok bayılıyoruz biz oraya dedi. Bir daha geliriz. Bak böyle oldu anladın mı? O, <laughs> o, onun neticesinde adam geldi abi. Burada amına koyayım. iniz birden hadi gidelim ben de gelirim. Nesli sen de geliyordun ne oldu? Param Hüsobank çalışmadı abi Hüsobank. <laughs> Hüsobank çalışmadı değil mi? Kiracıları Çalışdı bir tur, kiracıları bir tur tıklatsaydın. <laughs> Çikolata para odasına verdiğim para benim bile içime oturdu. Desya 100 bit göndermiş. Yo yo hiç. Niye gidip... abi Cem Kun kaldı orada? Cem Kun kaldı abi. Boşuna mı vermiş olduk? Yo. Siz orada Kun... ne yediniz ya çağrı? Otelde yedik. Otelde o çikolata. <laughs> Cem Kun yemiş Tükürdün olabilir bilmiyorum. <laughs> Oğlum çok kötüydü o. Yo küvetteki çikolata... şeyden bahsediyorum. Çikolatalı duş, sel... duş jeliydi o yemedik. Onu tadına baktım da ben yani. Çok kötüydü yani tadı Acaba falan. Acaba Cemkun doldurmuş mudur o <laughs> küveti şimdi Kesin merak ediyorum. Kesin doldurmuştur ya. Cem, Cemkun doldurmuştur abi. Yolluğunu almıştır, küvete uzanmıştır, doldurmuştur. <laughs> bok muydu abi o? Hadi bok değildi tabii ki. <laughs> Cemkun senden sonra masaj aletini kullanmış mıdır? Lan o masaj aleti değilmiş lan. Ya da masaj aleti ise bile farklı yerlerine masaj yapıyor demek ki insanlar orada. Ben de oraya o masaj aleti zannettim ya. Nereden bileyim abi dilde olduğunu. Vibratör olduğunu. Bu <laughs> da bir nevi masaj aleti zaten. Ben seks turizmine gittim abi gülen surat. Şaka bu arada ben Japonya'ya aşık oldum yerleşeceğim direkt seneye abi. Aynı maliyet olarak planlamayı Nesrin'e yazmıştı. Murat Nesrin sen sana Murat diye birisi planlamayla maliyet çıkarttı mı? Hayır. Ben seks turizmine gittim abi. Şaka bu arada. Ben Japonya'ya aşık oldum. Yerleşeceğim direkt seneye abi. Aynı maliyet olarak planlamayı nesline yazmıştı. Sonunu anlayamadım kanka. <laughs> ben, M Murat kal. Oradaki arkadaş çok beğenmiş de kalacakmış. Kal kanka. <laughs> seks turizmine gittiysen kal. Ya güzel hareketli sokaklar, caddeler hareketli. Yani ilk soruya dönüyorum. Değdi mi? Bence kesinlikle değdi abi. Beraber bir macera. Gittiğim yeri arkamda sizi götürebilmem çok keyifliydi. Benim için çok keyifliydi yani anladın mı? Hani hadi chat gidelim. Bir de chat'e bakıyorum, bir de güç oldunuz bana orada yani anladın mı? Tek başıma aldığım zevkin belki iki katını aldım tamam, o yüzden. Ocak ayında Kuzey Avrupa patlar mı? Ocak ayında Kuzey Avrupa patlar mı? Nurul Mac 11. Ee, patlar mı? Vallahi olabilir, Avrupa olabilir ya. Ha şöyle bir Avrupa ya. Yayın açmasam değmez dedin. Aslında değmedi iş için gitmediysen. İş için gittim. İşte o yüzden de değdi. İş için gitmeseydim daha fazla orada takılırdım. Daha fazla gezerdim. Daha fazla. Yine gezdik aslında. Yani Tokyo'da gitmediğimiz çok az yer kalmıştır yani gezme açısından. Yürüyerek gezme açısından bir de. Ee, ama yanında bir de Twitch chatini de götürmek ee, benim için gerçekten çok keyifliydi. Bir de güzel görüntü verebilmek. Güzel bir yayın sunabilmek. Bana çok zevk verdi yani. Keyifliydi bu macera. Sizle eğlenmiş Yani her şeyden ziyade beraber orada zaman geçirmek çok keyifliydi yani. Mesela tek olduğumdan diyorum ya, tek olmaktan daha fazla keyif verdi bana beraber. Hadi şuraya da girelim. Hadi buraya da gidelim. Bir de bir an ne olacağını bilmediğimiz bir olay var. Ama durun abi ben biraz oturayım ya. Bir bir durun. Onu yaptık, şey yaptık. O şimdi hadi buraya, hadi şuraya gibi olmasın. Biraz oturalım abi ya. Dur oğlum, vallahi oyun oynamayı falan özledim ya. Hı. Yolda yederken, Shinjuku'da bir tane kadın önümü kesti. Dedi ki masaj. Nasıl masaj? Ya dedi masaj. B6. Yok normal masaj. Dedim ki normal masaj mı? Happy... Yani mutlu sonlu masaj mı? Nasıl bir masaj? Dedi ki normal masaj. Tamam dedim. Ne kadar? Ne kadar? 400 lira. Dedi ki uzak doğu Bedava. masajı. Böyle uzak doğu masajı. Sen de yorulmuşsundur. Uzak doğu masajı. Tamam dedim ben de. Ege de yanımda tamam. Ege dedim gel gidelim. Japonya kadar gelmişiz. Bir deneyimlemek bak. Açıkça söylüyorum. Deneyimlemek için. Bir de sistemi merak ettim abi. Bir şeyler dönüyor etrafta ama ne dönüyor anlamak zorundaydım. Neyse gittim abi. Ben küçük kamera almıştım onu açtım. Gittim. Şimdi bakacağım görüntüler var mı ama. Hocam. Yere bir tane mat atmışlar. Bir yatıyorsun zaten şahmat oluyorsun öyle bir ortam. Giriyorsun. <laughs> bana dedi ki kadın. Kadın dedi ki bana soyun. Dedim ki ben soyun muyum? soyunmadan yap dedim. Yani dedi ki hani bir şeyler sürecektim dedi yani. Yok dedim sürmeden yap. Tamam mı tamam. Hani bu şeyleri sırtımı aç. Kuluçlarım falan böyle aç falan filan. Neyse uzandım abi böyle. Güzel bir masaj yapıyor. Malicim çok teşekkür ederim. Eşine de çok selamlar. Güzel güzel masaj yapıyor. Aradan 5 dakika falan geçti. Kapıya bir tane kadın geldi. Aralarında Japonca bir şey konuştular. Sonra kadın da geldi bana masaj yapmaya devam ettiler. Tamam mı? Sırtıma masaj yapıyorlar falan böyle. Ama güzel de masaj yapıyorlar. Sonra kadınlar kalktı ayağa. Bana dediler ki masajın devamını ister misin? <laughs> evet evet. Aha deneme sürümü bitti. Evet dedim mi abi? Deneme evet. sürümü bitti. <laughs> Masajın devamını ister misin dediler. Ben de dedim ki... Nasıl yani masajın devamı derken hani biraz salağa yattım. Dedi ki... Şu an bu dakikadan sonra... Bu masaj istediğin yere gidebilir. Yani... Evet, istediğin evet. şekilde ilerleyebilir dedi bu masaj. Dedim ki nasıl yani? işte dedi... Mutlu sonuna bitirilebilir. Daha da ötesinde hani... Seks yapmak istiyorsan o da yapılabilir. Ama... Ee, Heh, ama. Aması şu. Ama evet. İstersen biz ikimiz devam edebiliriz. İstersen tek devam edebilirim. Yani sen ne kadar istiyorsan. Ben de dedim ki merak ediyorum. Bir yandan da kayıttayım. Size aktarabilmek için Allah belamı versin. Bir de Ege de merak etmiş fiyatlarını. <laughs> Fiyatlar Ege nerede abi? Yanında bir, mı yatıyor? Bir piyasayı öğrenmek için bak yanına yani mı <laughs> <laughs> Allah belamı versin piyasayı öğrenmek için sordum ya. Gerçekten. Dedim ki ne kadar? Ne kadar dedi biliyor musun? 10 bin. Hı. 14 bin lira. Oha. Ah. Ne? Sen 400 dedin, liradan 14 bin lira ya yani. Evet sen dedim şaka mı yapıyorsun? Normalde sistemi anladım abi. Neyi biliyor musun? Eee bir dakika ekstra ödemem geldi. 14 bin lira şunu yatırıyor. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, sistemi anladım. Olay şu abi. Sen orada yatıyorsun. Sana bir güzel masaj yapıyorlar. İkinci kişi de gelince daha da moda giriyorsun. Yani seni hamur gibi yapıyorlar böyle. Masaj bilmem ne, cırt falan filan. Seni ...en savunmasız anında diyorlar ki böyle böyle bir şey ister misin? <gülüyor> 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 bak en çaresiz anında... ...ben Allah'tan soyunmadığım için öyle bir çaresiz bir ana gelmedim... ...hala mantığımla cevap verebildim, hayır diyebildim. <laughs> Ege evet demiş. Ege yok yok, Ege gelmedi abi ben şimdi gelsem sikerim bunları. <gülüyor> <gülüyor> Beni de hiç getirme abi dedi. Dedim ki Ege'm bak buraya kadar geldik, bunun bir... En azından burada ne döndüğünü anlayalım yani anladın <laughs> mı? Biz şu an gerçek bir masaj mı yoksa nasıl bir yer anladın mı? O ben sadece meraktan girdim ya. Zaten mümkünatı yok abi cinsel falan. Birliktelik hayatta yapmam yani. Çünkü ya bir ton hastalığı var bilmem nesi var anladın mı? Neyse. Tamam inandık. Ha, tamam o zaman. Neyse abi. Ee, ne diyordum? ha? Sistem o. inanılmaz bir seni kıvama getiriyor. Sonra hayır diyemeyeceğim bir noktada sana asıl teklifini yapıyor. istersen diye. Sen o noktada hemen işte post cihazı bilmem nesi her şey var. Her türlü ödeme var. Veriyorsun. Devam ediyor maceran. Ama normalde o bahsetti 14.000 TL orası için de ve bu hayat için de hala çok iyi bir para. Yani muhtemelen tam düzgün bir yerine gitsen çok daha yarı fiyatına da gidersin yani. 70 k yen evet. Çok daha uygunu da vardır yani. Orası başka bir konsept olduğu için yani anladın mı? Orası sistemi kurmuş. Orası ya. Sen zannediyorsun ki ulan ben bunlara gidiyorum böyle hayır abi onlar seni sikiyor işte orada. Anladın mı? Son dakika o hamur kıvamındayken Onurcan'a hayal et şimdi koy oraya Onurcan'a. <laughs> 14 bin lira. <laughs> çek buradan çek de Ramon'a koy. <laughs> Kamerayı mamerayı satar. Lensini mensini satar amına koyayım anladın mı? O esnada. Söyle mesela. Gugu'yu bir hayal etsene abi. Gugu'yu bir hayal et. Tüm K-Drop paralarını bozdururum ben Bütün K-Drop'u, Maydrop'u, Grand Rapper'ların hepsi alın, alın der amına koyayım. Alın da. Boşal! <laughs> Çalış Bir de Ercan'ı hayal et <laughs> Ercan abi pazarlık yapardı Beş bin lira yapabilir miyiz <laughs> Ercan şey diyormuş Ya ama benimki yani small dick. En azından bir şeyler olmaz mı <laughs> Abi Sistem buymuş sonra çıktım ben Ege'ye anlattım Dedim Ege'm böyle böyleymiş. Ege de aşağıda bekledi beni. O da yukarı gelmedi. Gel diyorum gelmiyor abi. Neyse. Ee, oraya öyle çözdük. Bir de gece kulüpleri için böyle information alanları var mesela. Yolda mesela sokağın bir tarafında mesela bir dükkan gibi bir yer var giriyorsun. İçeride böyle information yayında da gösterdim ya. Mekanlar hakkında bilgiler veriyor sana. Orada da bir sorumlu var nasıl bir şey arıyorsun diyor. Diyorsun ki böyle bir şey arıyorum. Mesela gidiyorsun oraya diyorsun ki baba ben bu gece rahatlamak istiyorum. Veya ben böyle bir konsept istiyorum. Veya ben şöyle bir şey istiyorum diyorsun. Tamam mı? Ege bakalım. Ya ben de video çekmek için girdim abi. Ya bilgi alabileceğin, gece mekanlarından bilgi alabileceğin mekanlar var. Anladın mı? Gidiyorsun. Diyorsun ki ben bu gece hem eğleneceğim hem de içeceğim. Ve böyle yarı böyle hani strip diz olabilir veya böyle gözüme hoş hitap etsin. Bu da var. Veya direkt şunu da diyebiliyorsun. Bir mekan olsun. Ben içeyim, sıçayım, seks yapayım, bilmem ne yapayım. Öyle bir mekan da var. Adama diyorsun abi, adam da seni alıyor. Diyor ki fiyat bu diyor. Okey misin? Okeyim. Adam seni oradan tutuyor, alıyor. Ara sokaklardan, bilmem nerelerden, bir yerlerden, asansörle bilmem nereye hiç asla bulamayacaksın. mesela bir mekana götürüyor. Ama şimdi şöyle. Biz öyle bir mekana gittik. Nasıl bir mekan? Böyle gece kulübü gibi. Orada onun da videosunu çektim. Gece kulübü gibi ee, bir mekan. Böyle strip tiz de var. Ama sistem şöyle. Kons sistemi gibi mesela. Yani mesela oturuyorsun. Karşına bir kadın oturuyor geliyor mesela. 15 dakikada bir dönüyor kadınlar ama. Yani 15 dakika sonra o kadın kalkıyor başka bir kadın geliyor. Muhabbet ediyorsun ama. Bunun bir ötesi de vardı başka mekanlarda. Bu bizim gittiğimizde hani dedik ki yani böyle çok şey olmasın. Çünkü ben video falan çekeceğim. Görüntü falan filan hani böyle çok açık seçik bir şey olmaması lazım ki. Yayınlayabileyim diye kendim kafamda. Pavyon gibi evet. Gidiyorsun abi. 15 dakika sonra sana diyor ki kadın. Ya diyor bana diyor ee, bir içki ısmarlar mısın? Eğer sen karşına oturan kadınla muhabbet ederken bir içki ısmarlarım diyersen o kadınla 15 dakika daha süren oluyor. Muhabbet devam ediyor yani. Aynen. Host Club. Erkek olur, erkeklerin yaptığı da var, kadınların yaptığı da var. Aynısının tam tersi de var. Kadınların gitti, erkeklerin geldiği, masaya geldiği bir versiyonu daha var mesela. Bilmiyorum, abi öyle bir şey yok ya. Yok abi, yapmadık ya öyle bir şey. Ya, görmeye gittim abi ben, mekanı anlamaya gittim. Mesela bak, burada mesela gidersin tamam mı böyle, herkes böyle kallavi adamlar falan böyle, sakallı bilmem neyi koca koca böyle izbandut gibi adamlar ders gibi mekana girerken. Bu ne abi dersin yani, anladın mı? Oraya bir gidiyorsun abi, gece kulübünün içerisine girersin. Abi herkes tertemiz yüzlü, efendi. Ne diyeyim, mesela içeri geçiyorsun. Sanki patron sensin gibi daha gidiyorsun yani anladın mı? O yüzden de rahat. Hiç korkun yok, bir şeyin yok. Çok rahat yani o açıdan. Ben onu biraz merak ettim yani o tarafta. Yakuza abi onlar çaktırmıyorlar. Lan yok oğlum Yakuza Makuza değil ya. <laughs> ya tabii ki ısmarlamıyorsun oğlum içki. Zaten şöyle bir şey var. İçki ısmarlarsa o içki içmiyor zaten. O primini alıyor. Diyor ki evet bana bir tane içki hemen bir tane kağıt çıkartıyor yazıyor. Persona veriyor. O para ona yatıyor zaten. Yani ne Kız mı kazanıyor oradan? E tabi canım. Seni tokatlamış oluyor aslında bir nebzede. Hani senle beraber otur iç demiyorsun. Ama alkol sınırsız mesela. Onların kendi içecekleri var ne istiyorsan. Alkol sınırsız. Yani aynı sistem aslında. Yakuza deme abi gelirler. Abi gelsinler bu saatten sonra sıkıntı yok. Uzun boylu kaslı bir Japon gördün mü? Valla bir tane gördüm. Ama bayağı böyleydi yani bayağı yerinde bir adam gördüm yani harbiden. Zeynep Yılmaz 10 kişi abone göndermiş çok teşekkür ederim Zeynep. Ee, Üstad Yiğit bizim sokakta tanıştığımız pavyonda çalışan o kız 1.5 milyon yen istemişti sen seni öpmek için. Ne? Bizim sokakta tanıştığımız pavyonda çalışan o kız 1.5 milyon yen istemişti seni öpmek için. 1.5 milyon yen ne kadar ediyor lan amına koyayım? Ne oldu? 3 milyon TL. Hayır. 300 bin lira. Yiğit. Öpmen için derken? Senin, senin yanağını öpen diyor. E, öptü zaten. Bedava öpmüş oldu o zaman. Evet. Öncesinde istemiş parayı. Aa öpmüş Gugu. O, o öpmek... O öpmek değildir. o değildir Ha bu arada. O ekstrasıdır yani bence. 300 bin TL kardayım. Manyak mısın ama o öpücüye para mı lan? Böyle bir şey mi var abi ya? Saçma yani. Demek bir okuz elit bir kesimden geliyor. Bu ne lan? Böyle bir donate gelmiş. Yiğit Özgür. Japonya sonrası bu date oyunu oynanır ya da tam senlik. Bakacağım bakar bakarız. Aaa! Yiğit demiş ki işte soldaki adam tamam deyince yaptı. Sonradan videoyu izleyince fark ettim ne dediklerini. Oha! Soldaki ne, adam adam mı ödemiş? Oğlum bak şimdi siz orayı görmediniz. Ekranda görmediniz soldaki adam. Menajer mi o? Bilmiyorum ne sonu nes, Nesi adam? bilmiyorum. Kadın adama baktı. Adam da böyle böyle yaptı hani. Yayında bilmem ne öp gibisinden bir şey yaptı. Ondan sonra öptü harbiden de. Normalde 300 bin TL istemiş yani. Ha sik desin, 300 bin TL. Ege'nin dediği Aa. doğruymuş. Evet Ege öyle dedi. Ha menajere değmedi yalnız. Menajere değil. Belki de başka sevgilisi de olabilir. Evet. Kız arkadaş kiralama işlerini yapacaktık arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ee, kız Kızlar görünmek istemiyorlar. Kamerayla istemiyorlar. Onu çözemediğimiz. Yoksa bulduk. Ee, gezecektik yani. yanımızda takılacaktı. Yani abartma olayı yok. Yanımıza takılacaktı. Ama kameraya görünmek istemiyor hiçbir şekilde. Ee, onu bilmiyorum yani. Hayır onların böyle yetkili üst mercileriyle konuşup anlaşmam lazım. Yoksa kızlar hiç karar vermiyor yani o veya erkekler fark etmez. Hani çalıştığı yerin üst basamanda kim varsa o karar veriyor. Selamlar Çağrı iyi yayınlar tekrardan hoş geldin Çağrı. İlayda'nın 30'unda doğum günü ve katman ekibini çok seviyor. Ben de ona bir sürpriz video yapmak istiyorum. O zaman Akatoneciğim ben kutlu, kutlu, devamı gelmemiş kutlayayım. İlaydacığım doğum günün kutlu olsun Nijam bu senelere. Yiğit 100 bit daha gönder. Biz kamerayla gidince film çeviriyoruz zannetler galiba. O yüzden buçuk milyon yen dedi. Haa. Orada baklar kamera mamara. Bunlar ne ayak amona koyayım. Yapıştır bunlara gibi bir algı yapıldı demek ki bizim üzerimizde. O yüzden de bir tık daha pahalı şey yaptılar. Evet. Yiğit o soldaki adam onun sevgilisi miymiş? Gerçekten Arigavato muymuş yoksa? Abi Show Spit ile falan alakası yok. Bak orada ne olmuştur biliyor musun? Show Speed oraya gitmiştir Speed. Adamlarını daha önceden göndertip ayarlatmıştır. Orada bilen birisine göndertmiş ayarlatmıştır. O yüzden de kiralamıştır. Mevzu bu kadar. Bak bizim yanımıza Yiğit geldi. Normalde Göl Cafe'ye de giremiyorduk. Yiğit geldi orada bir kontak kurdu ayak üstü onu ayarladı. Anladın mı? Bir dahaki gideceğim zaman Yiğit orada olursa diyeceğim ki Yiğit bak bunu git bul konuş. Neyse parası ödeyelim geldim de hazır olsun bu. Bunun yani hiç alakası yok yani. Kim kim olduğu hiç önemli değil abi. Normal sen de kendi vlogunu da çek şey koyabilirsin yani. Doğru yaprak alt çizgi 23 kişiyle baskına geldi. Eşmov klibi atıyorlar. Ne lan o? Yiğit kardeşim iyi kamera tuttu ya. Enisim ton balığı konservesi şeklinde karımın bu kadar küçük bir deliği olduğu için çok şanslıyım. ne yapıyor amına koyayım ya? Ya bu ne diyor ya? Enisim ton balığı konservesi şeklinde karımın bu kadar küçük bir Enisim Lan tamam lan. <laughs> Allah Allah. Akatenecim çok sağ ol senle. Çok teşekkür ederim. <laughs> Vallahi keyifliydi ya. Güzeldi hani. Şimdi aklıma geldikçe şey anlatırım ekstralarını da. Yit... Mervoski 10 kişi abone göndermiş sağ olsun. Çok teşekkür ederim Mervoski. Eee konuşsanıza Discord hiç sormak istediğiniz bir şey yok mu ya? Benim bavulum kayboldu ya ben ona üzüldüm. Abi kırmızı ışık ne kadar süre kalıyor? Buradaki line mı? Oğlum orada her sokağın sonunda ışık var. Hepsinde ama istisnasız. Ara sokak, cadde hiç fark etmez. O yüzden hiç arabayla... Hiç mi? Yok hiç yapmadım öyle bir şey. Maid kafeler çok mu abartılıyor peki? Maid kafeler abartılıyor çünkü maid kafelere orada ilgi de pek yok. Ee, şöyle çünkü zaten mesela Meyit Kafeler Akihabara dediğimiz bölgede orasının gece hayatı zaten 11-12'de bitiyor. Hı, hı Şincuku'daki gece hayatı sabaha kadar devam ediyor. E zaten Şincuku'daki kafelerin hepsinde zaten maid yani maid kafesi de var bilmem mesela. Asıl mevzular orada. Mesela Göl Kafe o da bir maid kafe aslında. Oradakiler de aynı. Hani e bütün bütün mekanların konsepti neredeyse o zaten. Anladın mı? O yüzden abartılıyordan kastım o yani. Hepsinin öyle yani. Araba kaldı benim içimde ya. Arabada da Abi şöyle bir şanssızlık oldu. Ya. Abi hem adamın hem arabası hem bozuldu. Beklediğim idi ya. Tam adamın benim arabası bozuldu. Gerçekten bozuldu mu? Evet, sonrasında çocuk bana mesaj attı. O arasındaki mesajlaşmayı gönderdi. Ee, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama gördüğün gösterdiği mesajda şey yazıyordu yani. Gerçekten arabasını çekmişler. Şeye götürmüş yani. Servise götürmüş ve çocuk üzgündü yani bayağı. ...götüremedim diye. Ah be. Pokemon Center nasıldı? Valla Pokemon Center biraz hayal kırıklığıydı ya. Hiç. Harbi mi? Evet. Sigara içme olayına gelince... ...herkes içiyor sigara. Sadece gün birazcık daha kurallı ve şey... ...ee... Her yerde içilmiyor ama gece olduktan sonra herkes her yerde bir şeyler içiyor yani. Sigara, alkol, yere çöp her şey var yani aslında. O bizim gittiğimiz cadde eşek gibi pisti yani normalde. Gündüz ne yaptınız abi gündüz? Gece hayatınızı izledik zaten. Gündüz, Gündüzü bilmiyorsun. Gündüz ne yaptık biliyor musun? Gündüz ee, daha aktif bölgelere gündüz mesela daha kalabalık bölgeleri var. Oralardaydık yani anladın mı? Gezdik yani. Hem çocuklar alışveriş falan yaptı. Ben çok bir alışveriş yapmadım yani aslına bakarsan. Yani ufak tefek şeyler yaptık. Ay çar şey anlatsana ya Ege'nin tepsi olayını. Tepsi? Tepsiyi götürmüş ya. Ha, bak o anlatsana. biraz can sıkıcıydı o harbiden. Biz şimdi otele döndük tamam mı? Sabah karşı Karnımız da çok aç. dedi ki otelin hemen yakında da ramenci var. 7-24. Dedik ki gidelim oraya. Hani ramen falan içelim falan. Bir de tadı da güzel gelmişti. Gittik abi. Mekan da böyle hani filmlerde falan olur ya böyle. İçeride bomboş mekan bomboş. İçeride bir tane kadın çalışıyor. Önde de bir tane adam paspas atıyor falan böyle içeriye. Girdik abi. Zaten makineden seçiyorsun ve ödemeyi yapıyorsun. O sistem güzelmiş mesela. Oturuyorsun, hiç para muhabbeti yok. Sen sa sadece makineyi kullanıyorsun. Makineden ne yiyeceğini seçiyorsun. Sana bir fiş veriyor. Sonra direkt sisteme düşüyor yiyeceğin yemek. Önüne getiriyorlar. Ee... Ondan sonra oturduk biz yemeye başladık abi. Bitirdik. Ege şöyle bir şey yaptı. Abi dedi ben bu tepsimi götüreyim. Dedim ki bak Ege <laughs> Götürme kardeşim. Götürme dedim tepsini. Yok abi olur mu götüreyim falan filan. Oğlum dedim götürme bak bu insanlar sen onu götürürsen kendilerini eyvallah canımsın. L -L -R -R. O dedim eğer sen dedim o tepsiyi götürürsen o dedim kendisini yetersiz zannedip kendisine harakiri yapma ihtimali var. O yüzden dedim götürme. Götürdü. Adam ne yaptı biliyor musun Ege? <laughs> Falan yaptı. Hafif böyle gergin bir şekilde. Tekrar Ege üzgün bir şekilde geldi. Aslında Ege iyi niyetli bir şekilde. Abi ben kötü niyetli yapmamıştım. İyi niyetli yapmıştım. Falan. <laughs> harbiden yani. Harbiden öyle ya. Dedim yani burası amına koyayım. KYK yemekhanesi mi kanka dedim yani. Oturacaksın bekleyeceksin. O adam gelip yapacak abi onu. Al yani. Mesela bahşiş bırakmak. Çok büyük terbiyesizlik. Hani. Terso. O çok garip ya. Evet ters. Mesela bunu Ege mesela üzüldü orada. Ben biliyordum öyle bir tepki olacağını orada. Biraz azar yedi gibi oldu falan. Azar yemedi ama. Abi ya iyi niyetle yapmıştım ben falan filan. Falan canı sıkıldı. Dedim Egem yani burada böyle. Tabii kültür. Bir şey yapamazsın. Kültür abi. Abi Japon milfleri nasıldı? Kankacım anlayamıyorum kimin milf kimin ne olduğunu. Öyleydi yani. Ya e hadi bir Reddit bakalım mı? Reddit, 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 var ya. Hadi. Reddit. hadi. Reddit, bakalım. Büyük